Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Haziran ayı olan meclis toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yer aldığı toplantıda Batı Akdeniz bölgesi ile ilgili önemli konular gündeme geldi. Bu konuların başında ise meyve, sebze, kesme çiçek gibi bölgenin üretim potansiyelinin fazla olduğu ihracat ürünleri konuşuldu. Son dönemde G20 ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlarla yaptıkları temaslarda ticaretin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söylediklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özellikle lojistik konusundaki engellerin kalkması konusunda tedarik zincirlerinin engellenmemesi, kargo trafiğinin sürdürülmesi, uluslararası taşımacılığın normal seyrinde devamı için yoğun çaba sarf ediyoruz dedi. Bu konuda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de Bakan Çavuşoğlu'na Isparta'yı yakından ilgilendiren önemli bir öneride bulundu. Batı Akdeniz bölgesinde yetişen ürünlerin ihracatı için hava kargonun daha fazla geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken ATSO Başkanı Çetin, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nın kargo merkezi gibi değerlendirebileceğini söyledi. Çetin açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Batı Akdeniz bölgesi olarak meyve, sebze, kesme çiçek gibi ihracatta hava kargoyu daha fazla geliştirmeliyiz. Isparta Havalimanı'nı kargo merkezi gibi değerlendirilebileceğini söyledi. Başkan Çetin açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Batı Akdeniz bölgesi olarak meyve, sebze, kesme çiçek gibi ihracatta hava kargoyu daha fazla geliştirmeliyiz. Isparta Havalimanı'nı kargo merkezi gibi değerlendirebiliriz. İhracatta önemli bir sorun Antalya limanı maliyetleriydi. Yoğun çabayla bir miktar indirim sağladık ama halen bu konuda yakınmalar vardır. İhracatta bir önemli konu da yurt dışındaki ticaret müşavirlik hizmetlerinin güçlendirilmesidir. Bu konuda gelişmeler oldu ama müşavirliklerimiz çok daha güçlü hale gelmelidir.